Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Erhan Çelikel. Evet, bugün 10 Temmuz 2024 akşamüstü. Bal sağımından sonra bir iki kovanımda bölme yapmıştım geçen hafta. Yani bir hatta ilk bal sağımına geldiğimde yapmıştım. 15 gün falan oldu. Burada bir kovanım var. Şimdi onu kontrol ettim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bundan normalde şurada bir yüzükten normal bir arı, ana arı doğumu gerçekleşmiş. Ben videoyu açmadan önce kontrol ettim. Ana arıyı göremedim. Ve ana arı yeni doğdu muhtemelen. Fakat ana arıyı göremedim. Şu çıtada günlük yumurta gördüm. Önce gözlükle baktım. Şurada larvalanmış ortada. Burada da tek tük var. Dedim acaba ana arı yumurtaya mı geçti? Dikkatlice baktığımda petek yumurta gözlerinde 2 tane, 3 tane, 2 tane, 3 tane ara ara yumurta gördüm. Yani kamerada ne kadar gözükür bilmiyorum çıta araları. Bu gözlerin içinde şu an şöyle göstereyim. Gözüküyor galiba. Evet. Kamera odaklarsa siz de görebilirsiniz belki. Bu gözlerde normalde tek gibi gözüküyor. Bazı gözlerde 2 tane, 3 tane günlük yumurta gördüm. Ana arıyı da bir türlü göremedim. Arı sayısı da az. Yeni doğmuş bir ana arı. Ama yalancıya gittiğine şüphe ettim. Çünkü ana arıyı göremedim. Şimdi kamerayı açtım. Bir daha kısaca bakacağım. Belki gözden kaçmıştır. Çıta arasına girmiştir. Yeni ana arı. Ama göremedim. Yani çiftleşip yumurtaya geçme ihtimali de biraz zayıf. Çünkü yani 2 hafta 15 gün oldu olmadı böleli. Şimdi bunun yalancıya gittiğine karar verdim. Peki ne yapacağız? Yalancıya gitmiş bir kovan. Belki ana arı doğdu, çiftleşmeye gitti, gelemedi. Vesaire vesaire bir sürü neden vardır. Ama doğum normal gerçekleşmiş. Yani ana arı çıkmış oradan. Çünkü yüzük ana arının doğduğu şekilde açılmış. Bakın peteğe bakıyorum. Siz de kameradan bakın. Ola ki benim kaçırdığım yerde siz görürsünüz. Şöyle sabitleyeyim. Ben ana arı göremedim arkadaşlar. Yeni bir ana arı göremedim. Keşke görsem, hiç uğraşmam. Yani neredeyse bir 20 dakika baktım peteklere. 2 sefer, 3 sefer taradım. Ana arı göremedim. Peki şimdi ne yapacağım? Ana arıyı göremedim. Bir, yumurta gördüm. 2-3 tane olan gözler var. 2-3 yumurta olan. Bu yeni ana arılarda olabiliyor. 2 tane falan attı olabiliyor ama yani ben bunu teyit etmek için, işimi sağlam almak için ne işlem yapacağım? Buna yapacağım ilk işlem arkadaşlar. Yan taraftaki kovan, beğendiğim bir kovan. Hemen ondan bir tane günlük yumurtalı bir petek buna gireceğim. Eğer arılar ana yok diye yüzük dikerse ona zaten ana yok demektir. Ana varsa ellemezler o yumurtaları, muhtemelen kapatırlar. Bu da kasnak, bunun üzerinde zaten ana arı bilmiyorum, göremedim ben. Burada da zaten sahte yüzükler var. Burada hiç yumurta yoktu. Bozmuşlar onu. Evet, şimdi o dediğimi deneyeceğim arkadaşlar. Videoyu da o yüzden açtım. 2024 yılı bölme kovanından yalancılamış bir kovan olarak hemen yan taraftaki kovanı katını aşağı alacağım. Bunda ızgara var diye biliyorum. Katını hemen şuraya yere alacağız. Şöyle. Evet, katı ayırabilirsek yere alacağız. Bunun ızgarasını almamıştım herhalde çünkü petek koymuştum bunlara. Biraz da bal da var sanırsam diye düşünüyorum. Evet, ızgara burada. Izgarayı pırttıralım. Buradan
bıraksın. Evet. Izgara bıraktı. Ana arı çünkü aşağıda. Şimdi bunda bal akımı devam ediyor. Biraz ballı petekler vardı, almadım. Şimdi burada hemen ana arının üzerinde olmadığı günlük yumurtalı bir petek çıkarmaya çalışacağım. Ve onu o kovana vereceğim. Buradan boş olan yere de ondan bir petek alıp buraya vereceğim. Şurada yeni bir çıta var ama acaba ona ana arı yumurta attı mı? Bilmiyorum. Bir kaldıracağım. Taze petek. Evet. Yeni kabarmış. Bu da günlük yumurta olabilir diye çektim. Lakin anamız uğramamış buna. Beğenmemiş ya da bu peteğe yumurta atmamış. Bu tarafı da tam kabarmamış. Tamam, bunu kenara koyalım şimdilik. Şöyle şu kenara koyalım. Kamera gösteriyor mu? Ben konuşuyorum da. Evet, gözüküyor. Buradan orada gözüküyor. İki kumanda gözüküyor. Evet, şimdi hemen şu yanındakine bakalım. Anarıyı da görürsek daha iyi olur. Günlük yumurtalı. Bunun anasını beğeniyorum. Bundan çıkartsınlar. Ballı. Evet, bu çıta komple ballı. Bu kovan ilk başta güzel bal çekti. Sonra bal akımında yavaşladı. Sonra bal akımı biterken biz balları aldık. Baktım halen bal çekebiliyor bir yerlerden. Evet, kapalı yavrulu. Larvalı. Günlük yumurta da varsa tamamdır. Şurada sanki günlük yumurta var. Şimdi size de göstereceğim. Şu tarafta var gibime geliyor. Larva. Hep larvaya dönüşmüş. Yumurta. Yani bana 3-5 yumurta olsa gene işimi görür ama bu yumurtaları larvaya dönüşmüş gibi gözüküyor. Şuraya bir bakalım. İplere falan. Ana belki yumurta atmıştır. Şuraya bakalım. Evet. Yumurtalar komple larvaya dönmüş bunda arkadaşlar. Bunda günlük yumurta kalmamış. Ana yumurtlamış gitmiş. Yumurtaların hepsi çatlamış. O zaman bu olmaz. Şimdi hiç uğraşmayalım. Hızlıca yandaki peteğe geçelim. Ortadan açtım ki günlük yumurta hani kuluçka ortada daha iyidir diyerekten müdahale edeyim dedim. Bismillah. Evet, kapalı yavrulu. Kapalı yavru olması da iyi. Yanında yumurta varsa. Ama yanları bal dolu. Polen ve bal dolu. Bunda da yok. Anarı da yok. Şöyle arkadaşlar. Kapalı yavru yumurta yok. Taze yumurta bulacağız. Evet. Bu günlük yumurtalı çıtayı verirsem orada anarı varsa sıkıntı olmaz. Ben anarıyı göremedim ki yalancılanmış gibi düşünüyorum. Eğer bunlar yüzük dikenlerse muhtemelen anarıdan vazgeçilebiliriz. Ama bu mevsimdeki bölmeler sıkıntılı olabiliyor. Çünkü bu mevsimde doğan anarların çiftleşmesi biraz zor oluyor. Hem erkek arı popülasyonu. Erkek arı var. Çiftleşir bir şekilde ama bir de arı kuşları var. Bu da komple kapalı yavru, günlük yumurta yok. Neredesin ana arı? Sevgili ana arı, nereye taze yumurta attın? Kuluçkayı sağ tarafa mı kaydırdın? Evet. Burada da bir petek buldum. Günlük yumurta görmeye çalışırken gördüm, evet. Burada komple günlük yumurta var arkadaşlar. Şöyle heves yüzükleri de var bunun. Doğal olarak ızgara var.
kata çıkmalarına müsaade etmiyoruz. Bakın burası komple günlük yumurta arkadaşlar. Buranın içerisinde günlük yumurta var. Gösteremiyoruz kamerada, telefonla çekim yaptığımız için. Bakalım ana arı var mı bu çıtada? Çünkü bunu silkeleyeceğim şimdi. O kovana vereceğim. Ana arı göremedim. Bunu silkeleyeceğim. Direkt bu kovana vereceğim. Arısıyla bile verebilirim aslında. Ama gerek yok. Arısını vermeyelim. Evet, burada günlük yumurtalar var. Arkadaşlar. Da var. Işığı açtım. Fikir mi diye. Kamerada görüyorsunuz yumurtaları. İnşallah görüyorsunuzdur. Ben görüyorum. Petek siyah olduğu için biraz belli olmuyor. Evet. Bunu uzatmayalım. Bunu anarı da gözükmüyor. Silkeleyelim şöyle. Alalım elimize. Güzelce. İçine. Evet. Silkeledim. Daha net bakarız şimdi. Evet, komple günlük yumurta arkadaşlar. Petek komple günlük yumurta. Şimdi bunu buraya giriyorum. Ortaya gireceğim. Ortaya gireceğim. Bundan da oraya geri bir petek gireceğim. Bakalım bu nasıl? Evet, ballı bir çıta. Bakın ana yüzüğü buradan çıkmıştı. Bu kalsın içinde. Bence. Bunda da yumurta var zaten. Nasıl ederiz? Kasnağı mı alsak oradan? Bunda kasnak var ama bir tane. Şu ikinci çıta olabilir. Şu ikinci çıtayı alabiliriz. Şunu. Evet, bu çıtayı alabiliriz. Bu polenli, hafiften ballı. Aa, bu verdiğimiz çıta arkadaşlar. Pardon. Geri silkeledik. Şunu alacağız o zaman. Görüyor musun? Verdiğimiz çıtayı geri alacaktık. Evet, ballı güzel bir çıta. Bunu onun katına verip katından aşağıya akıyor bal. Sulu bal var bunda. Gidin. Bundaki tarlacılar gitsin ki verdiğimiz kovanda da anarya sıkıntı olmasın. Evet. Bunu buraya girebiliriz. Bunu buraya girelim biz. Önemli değil. Hatta bu ballı hemen yapışırlar ya. Araya makale koyar koymaz. Şimdi geri kovanları eski düzenine getirelim hemen. Günlük yumurtayı orada deneyeceğiz. Bu çıtayı yine ikiye vereceğim. Kabarmış aslında da. Evet. Kovan biraz propolis şeyi çok. Evet. Evet. Anaarı buna daha yumurta atmamış henüz. Bunu da buna geri girelim. Dursun burada. Evet. Biraz duman. Evet, aralıkta işler bitmiyor. Bal sağdım. Benim sezonum bitti yok. Sezon yeni başlıyor. Çünkü arılarımızı öbür sene sağlıklı olabilmeleri için kışa hazırlayacağız. Ana rızgarasını yine koyacağım. Çünkü bunun üst katında ballı çıtalarım var. Şu ana rızgarasını koyayım ben buna. Daha iyi. Evet, bunu yine koyalım biz ortaya. Çökme yapıyor çünkü ortası.
Ana rızgarası olarak bunu koyalım. Katımızı geri koyalım. Katında biraz balı var. Belki bir imkan bulursak. Olursa bir sağım daha yaparız. Arkadaşlar, katımızı oturtturduk. Şimdi bunu düzene sokalım. Şimdi bu kovanı düzene sokalım. Evet. Verdiğimiz günlük yumurtalı çıta bu. Yan taraftaki kovanın ana arısı güzel çalıştı bu sene. Bu da kendi çıtası. Bu da kendi çıtası. Ana arıyı göremedim. Arılar yayıldı şimdi doğal olarak. Birazdan toparlanırlar. 4 çıta mevcut da iyi. Bakalım bir dahaki gelişimde ne yapacaklar? Onu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi bunu böyle kapatıyorum. Akşam oluyor. Bunu böyle kapatıyorum. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandıralım. Yaptığım uygulama hakkındaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Yanlış veya doğru. Ben ana arının varlığına ya da yokluğuna emin olmak istedim. Normal ana arı doğum olmuş. Ana arıyı aradım, bulamadım. Kovandaki yumurtalar yalancılayan ana yumurtası gibi. Zaten haftaya onları da göreceğiz. Onlar erkek pupasına dönüşmüş olacak eğer yalancılamışsa. Diğerine de arılar normal kapatıp yüzük yaparlarsa yeni bir ana arı çıkar. Eğer yeni arı da çıkarırlarsa inşallah kendini kurtarır. Deneyeceğiz, göreceğiz. Akşam olmadan işlerimi bitireyim. 10 Temmuz Çarşamba gününden Adana'dan herkese sevgiler, saygılar, hayırlı, bol, bereketli hasatlar diliyorum.